küresel gündemden merhaba. Türkiye için kritik bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Avrupa Birliği Brüksel'de bu hafta toplanıyor. Gündem başlıklarından bir tanesi Türkiye. Geçtiğimiz Ekim ayında yapılan zirvede Türkiye'ye yaptırım çıkmamıştı. Ancak bu zirvede yaptırım seslerini duyuyoruz. Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte hem Avrupa Birliği zirvesinden çıkacak sonucun Türkiye'ye etkisini hem de ABD-Türkiye ilişkilerindeki son yaptırımlara dönük giden adımları ele almaya çalışacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam, Avrupa Birliği Konseyi bu hafta Türkiye'nin de içinde olduğu bir gündemle bir araya gelecek. Türkiye'ye dönük yaptırım seslerinin artık ciddi bir biçimde duyulduğunu görüyoruz. Türkiye bu süreçte Almanya'nın kolaylaştırıcılığına güvenmişti. Ancak beklenen o ki buradan da bazı sıkıntılar çıkacak gibi. İsterseniz izleyicilerimiz açısından da genel olarak Avrupa Birliği Konsey Zirvesi'ni biraz ele alalım. Neden Türkiye'ye yaptırım gündemde, izleyicilerimizi aktaralım. Yani şöyle, genel olarak Türk dış politikası ile ilgili ciddi sorunlar var. Avrupa Birliği yaptırım gündemiyle, yani gündeminde Türkiye'ye yaptırımın da bulunduğu bir toplantıda bulunması, toplantı yapması tek başına bir şey ifade etmiyor. Yani olabilir. Yani mesela Türkiye ile Avrupa Birliği arasında hakikaten uzlaşmaz çelişkiler olur ve Türkiye der ki işte yaptırım yaparsanız yapın falan, buna benzer şeyler söylüyor ama durum böyle değil. Yani sorunun temelinde Türkiye-AB ilişkileri yok. Sorunun temelinde yani Türkiye'nin dış politikada uzun süredir sağlam bir eksiğini olmaması yapıyor. Yani şunu söyleyebiliriz, hani belirsizlikten Türkiye faydalanarak hani hareket alanını genişletmeye çalışıyor ama verdiği görüntü böyle değil. Yani bunu işte AKP'ye yakın şeyler, akademisyenler yazarlar. Hani bu şey, bizim bir stratejik özelliğimiz var artık. Batı bunu kabullenmiyor şeklinde yorumlamaya çalışıyorlar. Ben de hani şunu söylüyorum. Türkiye'nin, yani genelden başlayacağım. Hani sonra AB'ye geçelim. Ve Amerika boyutuna bakalım. Türkiye hani uzun, yani son en azından 5 yıldır ama daha da öncesinden itibaren dış politikasında, iç politikasında da bir savrulma yaşıyor. Yani senin öngörülemez olmanı, bir oraya bir buraya gitmeni, yani bir şeyi düşman olarak görüp bir geleceğimizi Avrupa'da görüyoruz falan. Yani bu tür şeyler stratejik özellik değildir. Yani Türkiye şöyle bir durumla karşı karşıya değiliz. AKP yönetimi gerçekten kurma ekibini toplamış. Yani birkaç tane böyle zehir gibi stratejisti var falan hani. Ve yani Türkiye Türk dış politikası için bir yön belirlemiş. Yani ince ince işlenmiş bir stratejik özellik planı uygulamada böyle bir şey yok ki. Dağınık bir dış politika var. Yani ekonomi politikası nasılsa, işte pandemiyle mücadelesi nasılsa, dış politikası da öyle. Yani nereden sıkışırsa orayı kontrol toparlamaya çalışan bir dış politika var. Ve bu da biliniyor ve bu da görülüyor. Dolayısıyla bize hani dış politikadaki plansızlığı, savrukluğu, dağınıklığı, yani büyük bir özellik, dış politikada bir özellik alanımız var. Avrupa Birliği'den biz yükseliyoruz. Yani aynı şeyi söylüyorlar. Yani Türkiye uçuyor, uçuşa geçmiş. Avrupa Birliği ile Amerika ayağından aşağı çekiyor falan. Yani altımıza oymaya çalışıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Çok ciddi hataları var. Ne Avrupa Birliği, yani Batı sisteminin içinde gibi davranıyor, ne de dışında gibi davranıyor. Ve bunu da cezalandırıyorlar. Sık Avrupa Birliği ve Amerika da cezalandırıyor zaman zaman. Rusya da cezalandırıyor. O yüzden de bu dış politikadaki sıkışmışlığın, tıkanıklığın adını biz özel davranıyoruz. Biz artık eski Türkiye değiliz havasıyla hani sunmaya çalışıyorlar. Temel problemimiz bu dış politikada. Ha, bunun altında tabii böyle olunca şimdi Avrupa Birliği değil ki, yani aynı zamanda Amerika'da, yani eş zamanlı olarak yaptırım gündeme getirdi. Bakıyoruz Libya'nın yarısı Türkiye'ye yaptırım uyguluyor. Yani şeyin, Sarac'ın kontrol edemediği coğrafya. Bakıyoruz el altından Mısır bir miktar şey uyguluyor. Yani şimdi sen Mısır'a araştırmacı olarak gidersen. Daha uyguluyor. Tabii Körfez. Şimdi oraya diyorum ki Körfez uyguluyor yaptırımı. Aynı anda demek ki ciddi bir sorun var burada. Yani bu dış politikanın kendisiyle ilgili bir sorun var. Şimdi Avrupa Birliği kısmına gelirsek, yani kimse şey değil. Yani günümüzde bu hani ya iletişim sorunu var da işte biz kendimizi anlatamıyoruz. Bunu tekrar ediyorum belki ama öyle bir şey yok. Yani herkes her yeri, biz nasıl Sisi yönetimini biliyorsak,
Biz nasıl Rusya'nın içinde ne olup bittiğini biliyorsak, uzmanları günü gününe izliyorsak, Türkiye'de böyle. Yani günü gününe izlenen artık internet, sosyal medya, siyasetin, iletişimin açık olduğu bir dönemde Türkiye'nin ne yaptığını, ne yapmaya çalıştığını falan gayet de güzel. Yani ben bazı yabancı raporlar okuyorum. Yani Türkiye'den yazılmış gibi. Belki tabii buradan destek de alıyor olabilir ama Türkiye'de onlarca gazeteci var. Hani diplomasi burada çok şeydir. Hani Türkiye yok yakından takip eder. Dolayısıyla da hani Türkiye'nin de ne yaptığını çok iyi biliyorlar. Çok iyi eksikliklerini, zaaflarını, yanlışlarını falan gayet güzel görüyorlar. Ve bunu şunu söylüyorum. Bunu Yunanistan'la hani Güney Kıbrıs'ta gayet güzel kullandılar. Gayet güzel bu zayıflığın üzerine oturdular. Hani bakma Türkiye'nin yani Batı sistemi içinde iktisadi geçişkenliği çok fazla olduğu için yıkmıyorlar Türkiye'yi. Yoksa canını okurlardı. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani küreselleşme o kadar entegre oldu ki, yani o kadar bağımlı hale geldi ki, Türkiye'nin iktisadi altyapısı ve finans sistemi o kadar iç içe geçti ki, o yüzden Türkiye ekonomisinin çok fazla üstüne gitmiyorlar. Ha. Ve Türkiye'yi yani şu anda dünyada Batı sisteminin zaten bu diğerleri çok fazla bunu yapmıyorlar. Yani Çin'in öyle bir ben şu ülkeye yaptırım uygulayayım diye bir derdi yok. Rusya'nın da yok. Yaptırım uyguladığı bu coğrafyada 3 tane ülke var yani. Rusya, İran, Türkiye oldu. Hani Türkiye buraya doğru kaydı. Bu cepheye doğru kaydı. Bunu da açıkça söylediler. Yani siz böyle teritoryal mantıkla giden bir ülkeye dönüştünüz. Hani siz hani liberal Batı sisteminin parçası olacaktınız. Tamam ne kadar liberal oldu, ne kadar hani demokratik oldu falan bunların hepsi tartışılır. Hani biz klişeler üzerinden hareket etmeyelim. Ama hani şu da bir sorun ki Türkiye'nin bir yönü yok. Yani bir dış politika şey tanımı yok. Mesela Türkiye nasıl bir dış politika izliyor? Hani bölge merkezli mi? Komşular yani bir dönem çok eleştirdiğimiz ama hani içeri şey olarak. Yine de kolay olan bir çerçeve içerisinde. Yani bir sözlerinde bir şey vardı. Yani onun altında başka şeyler yaptı. Onu eleştiriyorduk. Yoksa hani komşularla sıfır sorunu kendisini nasıl eleştireyim ben? Yani sorun olsun mu diyeceğiz. Konsepte en azından. O konsepti eleştirebiliyorduk. Onun üzerinden tartışabiliyorduk. Şu an tartışabileceğimiz bir kavramı da yok. Yani bir değerli yalnızlık dedin. O da kendisi bir dış politika stratejisi olamaz zaten. O içine düştüğü yalnızlığı itirafıydı. Sobanlaştırma gibi aslında evet. Hocam. Bir nevi soban gibi yani. Tabii yani o belirsin ben biz ya yalnız kalalım diye bir dış politika olur mu? Zaten hani şey yok, sevenin yok. İç rejimine şey var. Ha burada şunu da söyleyeyim. Yani yaptırımın teknik şeylerine girmek istemiyorum. Birkaç hani her yerde yazıyor onlar. Mısır ama Mısır'a bilmem işte Macron Mısır'la görüşüyor ama. Ya şimdi Mısır, sen Mısır'la aynı değilsin ki. Sen 1946'dan beri çok partili hayata geçmişsin. Ben Batı sistemine, ben senin gibi olacağım sözü vermişsin. Avrupa evet. Konseyi'ne kurucu üyesin. Avrupa Birliği'nin ortak üyesisin. Ortak üyesisin şu anda. Hani sanki tabii, böyle şey gibi zorlanıyoruz. Biz Avrupa Birliği'ne başvurduk, üye olmak istiyoruz dedik. Aday kategorisindeyiz. Yani dolayısıyla bir yükümlülüğü de var bunun. Kimse zorlayı Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi sokmaya evet. Da çalışmadı. Yani Mısır sana böyle bir söz vermedi ki. Yani biz Avrupa Birliği'ne üye olacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kararlarına uyacağız diye bir söz vermedi ki. Mısır'a bir üçüncü dünya muamelesi, ülkesi muamelesi yapıyorlar. Bir üçüncü dünya diktatörlüğü muamelesi yapıyorlar. Yani biz sana çok fazla karışmıyoruz. İnsan haklarında şeyini düzeltsen iyi olur ama yapacağımız işleri de yapalım. Hani silah satacaksak satalım diyor. Üçüncü dünya diktatörlüğü muamelesi yapılıyor. Yani Türkiye bunu mu istiyor? Yani hiç şey demesin, demokratikleşme konusunda hiç eleştirilmesin. Yani sen burada şey yap, Sisi gibi davran. Sana da hiç ses çıkarmasınlar. Bunu tercih edecekler biliyor musun? Yani üçüncü şey olur. Yani bu konuda insan hakları, demokratikleşme konusunda eleştiri gelmesin de bize bir üçüncü dünya şeyi diktatörlüğü muamelesi yapsını tercih edecekler. Ha burada bunun da ötesinde Doğu Akdeniz'de iki yani bunu yazacağım da zaten daha hani kapsamlı yazacağım. Buraya hepsini sığdıramam. Ama Amerika açısından tabii ki S-400 ciddi bir sorundur. Avrupa Birliği açısından da yani bu Mavi Vatan ve Libya'da yani Avrupa'nın geleneksel nüfuz alanına çok fazla girmesi tabii ki rahatsızlık yarattı. Ve bunun da bedelini sana ödetiyorlar ve yumuşak ödetiyorlar aslına bakarsan. O da şey dediğim gibi yani Türkiye ekonomisi çok iç içe geçti. İkincisi
Yani sonuçta Batı sistemi içinde bir ülke olduğu için yani İran ve Rusya muamelesi de yapmamaya çalışıyorlar. Yani işin temelinde bu var. Yani sen her şeye rağmen NATO üyesisin, hani gümrük birliği içindesin, Avrupa Konseyi üyesisin. Yani sen bu tarafın bir parçasısın diyorlar ve hani yola getirmeye çalışıyorlar. Ha ben şey diyen yani, Türkiye mutlaka Batı bağlantısı içinde kalsın, NATO üyesi olsun, işte NATO üyesi olarak kalsın, Avrupa Birliği'nden hani yönünü hiç ayırmasın falan demiyorum. Ama hani oyun oynuyorsan onun kurallarına göre. Şimdi o kural hem zayıfsın hem de müttefik, yani şeyin yok, ekonomik kırılganlığın var, müttefiğin yok. İçeride demokratikleşme kaybın var, hani otoriterleşmeye gitmişsin. Bu konjonktürde senin üstüne geliyorlar. Gelirler tabii ki. Ve bir de agresif dış politika izliyorsun. Yani bu coğrafya benden sorulur havasında. Ve bu dengeyi bozduğun için, yani Doğu Akdeniz'deki dengeyi bozduğun için çok açık bir şekilde Türkiye'yi cezalandırıyorlar tabii ki. Ve bunun içinde hani çok uygun bir ortam var. Yunanistan ve işte Kıbrıs Rum Cumhuriyeti de bunu gayet güzel kullanıyor. Bütün müthiş bir cephe oluştu. Hani şunu da söyleyeyim. AKP'nin bir tane ideolojisi var AKP iktidarının. O da iktidarda kalma ideolojisi. Evet. Yani onun iktidarda kalmasını kim garanti ederse, kim katkı sağlayacaksa AKP onunla beraberdir. O siyaseti izler. Başka bir şey, İslamcı falan değildir. Onu söyleyeyim. Yani hani bazen o kadar takıntı olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paranın rengi yok, paranın yok, yok vurgusu biraz... AKP'nin de yok. AKP'nin de rengi yok, şey yok, ideolojisi yok. Şu an hani şey var, bir survival. AKP'nin beka sorunu var. Yani muhtemelen topluca hepsinin bir beka sorunu var. Biz iktidarda, bizi kim tutacak? Onun için bir gün şey yapabilir, yani Biden'a gidebilir. Yaptırım dediğimiz şey aslına bakarsan hani işte ne olacağı aşağı yukarı artık medyaya yansıtıldı, hani sızdırıldı. Daha önce iki tane Türkiye Petrolü anonim ortaklığı şeyine, üst düzey yöneticisine konmuş yaptırımlar. İşte mal varlığını dondurma, seyahat şey, yani vize vermeme falan. Bunu sayısını genişletecekler. Yani böyle bir Türkiye ekonomisini vuracak, yıkacak bir. Ama şu var, AB'nin yaptırım uyguladığı bir ülke olmuş olacaksın. Ve daha genişletilmiş olacak. Ve bu para şey olarak ne derler? Eş zamanlı olarak. Şimdi şeyde Amerika'da da hani söz konusu. Dolayısıyla da orada da biliyorsun işte 12 tane şey var. Yaptırım listesinde 12 tane madde var. Onun oradan 5 tanesini başkan seçsin diyor. Trump bunu şimdiye kadar engelledi. Ama şu anda Amerikan savunma bütçesi içine sokuldu bu. Yani ayrı bir şey değil, yani torba yasa gibi bizdeki. O geçtiği anda hani bunun uygulanma ihtimali var. Eğer 3'te 2 temsilciler meclisinden geçti, 3'te 2 çoğunlukla. 3'te 2 çoğunlukla senatodan geçerse başkan veto edemiyor artık. Evet. Trump ben bunu hani önüme gelirse ve yani 3'te 2 ile geçmezse veto ederim dedi. Onun da nedeni şey biliyorsun. Yani daha Amerikan iç siyasetine ilişkin işte eski şeyin iç savaştan kalan işte şeyleri, generallerin isimlerini değiştirmek istiyorlar falan. Yani buradan bir tartışma var Amerika'da. Ama bu muhtemelen gündeme gelecek. Bunu ya Trump uygulayacak ya da onun dönemine atlarsa Biden'a gelecek. Biden'ın ben hani bir öngörü olarak yeni bir yönetim olarak şeye, Türkiye ile ilişkilere dakika bir gol bir yaptırımla başlamayacağını hani düşünüyorum. Türkiye'ye bir şey açacaklar. Hani düzeltme gibi. Süresi verecek değil mi hocam? Genelde böyle bir tercihte bulunuyor liderler. Dünya gibi en azından. Yani normalde hani şimdiye kadar olan şey budur. Şey diyecekler, hani bir düzeltmek için bir fırsat tanıyoruz. Hani diplomasiye bir fırsat tanıdık dedi ya Erdoğan. Yani o Biden yönetimi de sen bizim çizgimize gel diye ve hazır zaten. Yani Erdoğan yönetimi, yani nasıl Trump hemen uyum sağladıysa Biden'a da hani uyum sağlamaya çalışır, birkaç ödün verir hani kendince. Dolayısıyla da şeyi toparlamaya çalışır. Yani dediğim gibi dış politikanın, Türk dış politikasının ana ekseninde sorun var. Amerika'yı, Avrupa'yı ve bölge ülkelerini karşısına alarak bunu Rusya ile dengelemeye çalıştı. Aslında yapması gereken Avrupa Birliği'yle yakın olup ve bölge ülkeleriyle durumu toparlayıp, çok yakın olmasına gerek yok Mısır'la falan, Suriye'yle, İsrail'le. Bunlarla ilişkileri normalleştirip AB'ye yakın olup Amerika'yı dengelemek, Rusya'yla da mesafeli bir ilişki içinde olmaktı. Yanlış eksen üzerine kurduğu için şimdi çok sıkıştı. Ve bu sıkışıklığı Rusya da görüyor.
Yani şimdi sen Rusya ile ilişkilerinde de elin zayıf için. Çünkü evet, orada güçlü olmazsan Rusya karşısında güçlü olamazsın. Dolayısıyla kurduğu bütün dengeler aslında yanlış. Ve bunu aklı başında bütün eski diplomatlar, aklı başında bütün akademisyenler, gazeteciler, araştırmacılar görüyor ve söylüyor. Ama buradan hani kendisini soktuğu bu şeyden, tuzaktan, köşeden çıkartamıyor bir türlü diye yorumlayayım. Yaşadığımız bu eş zamanlı Türkiye Cumhuriyeti dış politika tarihinde olmayan yaptırım tehdidi altında kalma, bunalma durumunun temel nedeni budur deyip tamamlayayım. Anladım. Hocam zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan Çarşamba günü yapmış olduğu açıklamada şunu söylemişti. Yaptırım uluslararası ilişkilerde yeni bir dinamik haline geldi. Bütün ülkelere uygulanıyor neredeyse diye. Yani daha doğrusu her sorunda uygulanıyor diye. Ama sanıyorum siz bahsederken şundan da evet, devletler özellikle belki ABD Trump dönemiyle birlikte yaptırım kavramını daha sık duymaya başladık ama daha çok işte kendi coğrafyamızdan İran ve Rusya'yı, yine Asya Pasifik'ten Kuzey Kore'yi aslında biliyoruz, takip ediyoruz, yaptırım uygulandığını biliyoruz ABD tarafından. Keza başka ülkelerde var ama bu kadar yoğun değil. Zaten bir kısmı yaptırıma uğrayanlardı. Dolayısıyla evet, yaptırım uygulanıyor. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözü doğru. Ama hani canları sıkıldıkça da birilerine yaptırım uyguluyorlarmış gibi davranınca yine hala böyle bana şey gibi geldi. Yani tartışmamız gereken bu mu, yoksa hani biz nasıl diplomatik bir çözüm üreteceğiz? Hani yani başkalarına da yapıyorlar, o kadar büyütmeyelim diyor değil mi? Hani Beyaz Rusya'ya da mesela hani yaptırım ihtimali var falan. Belki tam iyi olmasa Macaristan'a da, yani diktatörlere yaptırım uyguluyorlar. Çok fazla rahatsız olmayalım demek bu. Bu çok feci bir şey aslında söylediği. Farkında değil. Hani evet, ikimiz de farkında değil. Evet, sen İran mısın? Yani sen şey misin? Hani o Kuzey Kore misin? Kuzey Kore misin? Yani Batı sistemin, hem ben Batı sistemin içindeyim. Geleceğimi oradan görüyorum. Orada görüyorum. Dışişleri Bakanı her açıklamasında biz Avrupa Birliği ile işte bütünleşmek istiyoruz bilmem ne diyorsun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndesin ama kararlarını uygulamıyorsun. Hani bu böyle bir arayı oturtturmaya çalışıyorum. Ben içindeyim ama hani kendi gündemimle bunu devam ettiririm. Böyle bir dünya yok. Bu şeyle hani içerideki bu sıkışıklık, dışarıdaki bu sıkışıklıkla bunu yani sürdürürsün ama fark ettiysen hani sorundan soruna, problemli şeyden, krizden krize sürüklüyorsun Türkiye. Yani böyle bu sürdürülemez değil. Hani böyle işte bu efendim bunu sürdürülemez. Hayır, sürdürülür. Ama hep bedel ödeyerek sürdürürsün. Ekonomi de öyle. Yani bu şeyle sürdüremez. Sürdürülür. Ama şeyle işte alım gücün düşer, enflasyon yükselir, işsizlik artar. Öyle sürdürürsün diyeyim. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Genel olarak hem yaptırımlara neden muhatap olduğumuza dönük, hem de Türkiye dış politikasında ve iç politikasında yaşanan savrulma ve kırılmaların altını çizdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Küresel gündemde bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte Brüksel'e gözlerin, kulakların çevrildiği bu hafta neler olabileceğini, bunun nedenlerini, Türkiye ile alakalı kısmında hangi sorunlarla karşılaştığımızı, Biden iktidara geldiğinde, yani başkanlık koltuğuna oturduğunda Türkiye'ye dönük izleyeceği politikanın ipuçlarını, ABD'nin yaptırımlar için atmış olduğu adımları ve Trump'ın bu süreçteki durumunu ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.